oraya yol alıyoruz. Burası Casino Süpermarket. Fransızların meşhur Casino Süpermarketi. Çibutu'da da güzel bir yer açmışlar. Fransız ürünlerini getirip burada satıyorlar. Yani resmi olarak sömürgecilik olmasa da devam ediyor. We heard that there are some conflicts 2 weeks ago, 3 weeks ago between two tribes here. Fight. 2 weeks ago. 2 weeks ago there was fight in the city center. Right? Is it continuing or finished? Finished, huh? Why is it? Why did the fight happen? No reason. No reason. No reason, really? Yeah. But nothing bad happened, eh? No, nobody killed, nobody died. Okay. Nihayet otelimize geldik. Capital Hotel. Cibuti'nin merkezinde yer alıyor. Öyle yani orta halli. İşimizi görecek bir otel. En azından merkezi bir yerde. Restoran. Paramızı bozduruyoruz. Say hello. Thank you. Thank you brother. Nihayet sonunda odamdayım. İnanılmaz yoruldum. Yani 24 saati geçti yolculuğum. Otel odası oldukça büyük. Yani bayağı salon salamancı. Dolabı var. Güzel banyosuna bakalım. Banyo tuvaletine bakalım. Yani banyo tuvaleti de güzel. İşimizi görür. Yani Cibuti şartlarında olabilecek en iyi otellerden bir tanesi. Vallahi gayet güzel. Televizyon burada. Çalışma masamız var. Manzaramıza bakalım. Buradan gözüküyor mu herhangi bir şey? Şu an gözükmüyor. Gündüz gözüyle bir daha bakarız. Bakalım cam açılıyor mu? İzin veriyor mu? Verdi. Evet. Manzaramız da bu. Cibuti manzarası. Dediğim gibi otel tam merkezde. Hemen ileride çarşı var. Restoranlar var. Yani yarın bir pazarı da ziyaret ederiz. Pazardan da videolar alabilirsem onları da almaya çalışacağım. Hayırlısı bakalım. Uzun bir yolculuktan sonra geldik. İş görüşmelerimizi yapacağız. 3 gün buradayız. Sonra Somali hareket. Elimizden geldiğince her anı video olarak çekmeye çalışacağım. Cibuti'den herkese günaydın. Nihayet uyandık. Vallahi gebermiştik yani. Çok kötüydüm. Dinlendim. Çok iyi oldu. O kadar yorgunluk üzerine hemen uyuyamadım ama yine de güzel bir dinlendim. Hazırlandım. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra müşterimizle buluşacağız. Tabii biz niye buradayız diye sorarsanız yani ne işimiz var Allah'ın Cibuti'sinde. İşte dolayısıyla buradayız. Güzel fırsatlar var. Güzel bir pazar. Detaylı bilgileri de paylaşacağım birazdan. Diğer videolarımda. Şöyle bir günaydın demek istedim size. Çok güzel bir yapısı var. Tam merkezinin. Güzel tarihi evler var. Taş evler. Mimarisi çok güzel. Arap mimarisiyle Avrupa mimarisi karışmış gibi gözüküyor. Çok da bilmiyorum ama onu da söyleriz tabi. Ama tabi bu merkez dışındaki yerler görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok da yani hani iç açıcı değil. Bizim otelden Putin'in kuş bakışı görünüşünü görebiliyorsunuz şu anda. Karşıda Türkiye'nin yaptırdığı cami. Burada liman. Burada bir tane daha liman var. Biraz uzakta bir tane daha liman var. Yani bildiğiniz bir liman şehri burası. Oldukça gelişmiş limanları var. Dediğim gibi camimiz de gayet güzel gözüküyor. Kahvaltı alanına indik. Kahvaltımız müthiş. Ne yiyeceğimi şaşırdım. Çok fazla bir şey yok açıkçası. Bir yumurta, bir reçel bal. Kruvasan gibi bir şeyler var ama ne olduğunu ben de bilemedim. Başka neler var bakayım. Böyle yumurta var. Püriş diyorlardı. Ne olduğunu da hatırlamıyorum şimdi Türkçesini. Bir de böyle nohutumsu saçma sapan bir şey var. Sıkımız çok kötü. Yani biraz karpuz alacağız, biraz yumurta yiyeceğiz. Biraz da zeytin, tamam. Ne yapalım. Afrika koşullarında. Buna da şükür. Şimdi gelecek arkadaşla buluştuk. Bizi müşteriye götürecek. Bakalım.
hayırlı olsun, günümüz başladı. Şöyle bir bilgi vereyim. 950 bin nüfusu olan bir yer, yaklaşık 1 milyon nüfusu olan bir yer. Burası Horn of Africa diye geçiyor. Konumundan dolayı ve coğrafi yapısından dolayı. Oldukça önemli bir konuma sahip. Yani burası geleceğin Dubai'si, Singapur'u, Hong Kong'u olarak düşünülüyor. Çünkü landlock dediğimiz, yani denizle bağlantısı olmayan birçok yere bağlantı sağlıyor. Ufak bir yer ama konum olarak çok önemli. Bu nedenle birçok yabancı ülke buraya yatırım yapmış durumda. Özellikle Dubai Port burada bir free zone oluşturdu. Yalnız daha sonra Çinliler geldi. Çinliler de hükümetin arası çok iyi, altyapı üstyapı çalışmaları yapıyor. Bu nedenle Dubai Port'a hatta ortak oldular buradaki hükümetin baskısıyla. Yani Çinlilerle Araplar arasında burada bir savaş var. Ekonomik anlamda ele geçirmek için bu bölge, çünkü gerçekten önemli bir bölge. Bunun dışında askeri üsler var. Babil Mandep diye bir tane boğaz var burada. Süveyş kanalından, yani Süveyş kanalından geçtikten sonra Hint Okyanusu'na ve Yemen Körfezi'ne çıkmak için Babil Mandep diye bir geçiş alanı var. Burası tam o sınırda. Yaklaşık 30 kilometre mesafe var o boğazla, yani buradaki Cibuti portuyla Yemen arasında. Önemli bir nokta. Birçok yabancı ülke, Amerika, Çin, Japonya, İspanya, Fransa, İtalya, hepsinin askeri üssü var. Tabii bahaneleri burada Somali'nin olmasından dolayı, burada biliyorsunuz korsanlık olayları çok fazla oluyor. Korsanlık bahanesiyle hepsi burada askeri üs oluşturmuş durumda. Devasa büyük üsler var. Fransa'nın, işte Çin'in, Amerika'nın gerçekten büyük üsleri var. Tabii bahane korsanlar ama asıl hedef bu bölgede hükümdarlık sağlamak. Yani gelecekte, çünkü buralar gelişecek diye bakılıyor. Şimdiden onlar da yatırımlarını yapıyorlar. Bu bölgelerde askeri üslerini kurmuş durumdalar. Cibuti güvenli bir yer. Oldukça safe. Yani birçok Afrika ülkesine göre rahatlıkla burada gezebilirsiniz. İnsanları Türkiye'yi çok seviyor. Ticaret anlamında da çok fazla olanak var. Hello. Dediğim gibi landlock, özellikle Etiyopya 110 milyon nüfusuyla devasa bir pazar. Yani Cibuti'nin kendi içinde çok fazla büyük pazarı yok ama bu karayla bağlantısı olmayan pazarlara ulaşmak için çok önemli bir yer. Gelişen bir yer burası. Özellikle hızlı tüketim ürünlerinde, altyapı üstyapı çalışmalarında, inşaat alanında birçok fırsat var. Tekstil alanında olsun, enerji alanında olsun. Yani geleceğin parlayan yıldızı diyebiliriz, özellikle Doğu Afrika için. Şu anda görüyorsunuz, okyanus kenarındayız, deniz kenarındayız. Şu ileride limanı görebiliyorsunuz, devasa bir limanı var. İleride de Türkiye'nin yaptırdığı büyük bir cami var. Özellikle Cibuti halkı Türkiye'den geldiğimizi söyleyince hemen o camiden bahsediyor. Türkiye'ye yaptırmış. Bu camiyi yaptırdıkları nedeniyle de Türkiye'yi çok seviyorlar. Halkın %99'u Müslüman zaten. Türkiye ve özellikle Erdoğan sevgisi çok büyük burada. Güzel bir yer. Şimdilik bu kadar. Şu an Cibuti geleneksel pazarına doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi kalabalık. Öyle dükkanlar var. Kiosklar var bu şekilde. Şimdi burası tekstil bölümü. Ondan sonra sol tarafta da meydan olacak. Aynı zamanda burası otogar. Şu ileride otogar var, taksiler var. Yani klasik Afrika. Ama burası oldukça güvenli. Batı Afrika'da bu şekilde gezmek biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Burada çok fazla yadırgamıyorlar beyaz insanı. Çok fazla çocuklar da yapışmıyor. Burası otogar. Bu gıda marketleri vardı bir de. Onlar neredeydi? Şurada. Evet. Buralarda gıda marketleri var. Yani bizim işimiz hızlı tüketim olduğu için ve işlerimiz buralarda. Ama tabii bunlar son dağıtıcılar. Toptancılar genelde farklı yerlerde olabiliyor. Burası taze meyveciler. Öyle kalabalık, güzel, klasik Afrika. Şimdilik bu kadar. Genelde Cibuti'de böyle ufak marketler var. Buralardan alışverişlerini yapıyorlar. Toptancı gibi. Buradan geliyorsunuz, parçalar halinde alıyorsunuz. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Böyle düzensiz bir trafik var. Abi etraf pis. Yerler görebildiğiniz gibi çöplük içinde. Yazık, bir tane kedicik var, o da pis. Tabii biraz yine kameraya duyarlılar. Çok fazla çekemiyorum. Biraz gizli çekim yapıyorum. Çünkü bakıyorlar ne yapıyor bu adam falan diye. O yüzden şimdilik bu kadar.